Biraz bekleyeceksin, tamam mı? Hadi. Şey kaçtı, boy kaçtı? 1.79 veya 80. Evet. Şeker öykünüz var mı? Şeker sınırda benim. Tamam, 71-65. Hayır. Ondan sonra da beslenme tedavi planlayacağız. Biraz uzun sürecek. Sanki hazır bir liste alıp gidiyormuşsun gibi olacak ama öyle değil tabii ki. 3 ay sonra kontrollerim var. Boyum 1.79. 1.79. Obezite tüm dünyada hızla artan, ülkemizde de bir pandemi haline gelen bir sağlık sorunudur. Aslında obezitenin gelişmesinde birçok faktör rol alıyor ama en önemli neden, gelişen teknolojiyle beraber yaşam biçiminin kolaylaşmasına bağlı olarak fiziksel aktivitenin azalması ve beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklere bağlı olarak kalori alımının artmasına bağlı olarak gelişmekte. Ülkemizde yapılan çalışmalarda toplumumuzun 3'te 1'inin obez, 3'te 1'inin ise fazla kilolu olduğu saptanmış ve bu durum tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, obstrüktif uyku apne sendromu dediğimiz uyku bozuklukları, ortopedik rahatsızlıklar, kadınlarda polikistik over sendromu gibi sorunlara neden olmaktadır. Yine obezite önlenebilir ölümlerde sigaradan sonra ikinci en önemli nedendir. Fazla kilolu hastalarımız polikliniğimize başvurduğu zaman İlk önce onların kan tetkiklerini yapıyoruz. Kan tetkiklerini yaptıktan sonra onların kilo vermesine engel olacak bir sağlık sorununun olup olmadığına bakıyoruz. Bu tetkikleri yaptıktan sonra hastamızın boy kilo ölçümlerini yapıyoruz, tansiyonuna bakıyoruz. Bu bizim polikliniğe başladığı zamanki boy kilomuz elimizde oluyor. Daha sonra onları diyetisyenimizle görüştürerek her ay onların takibine sokuyoruz. Biz sadece obez hastalarımıza özel bir poliklinik açtık. O yüzden bize kolayca ulaşabilirler. Biz bütün obez hastalarımızı bekliyoruz.